Endüstri mühendisliği yaparken bir gecede aldığı karar sonrasında kokoreççiliğe adım atan Erdinç Zorlu, Serdivan ilçesinde açtığı işletmeyle müşterilerine hizmet veriyor. Kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşayan Zorlu, mahalle arasında arabada ve sokakta satılan bir lezzet olarak akla gelen kokoreçi, restoran konseptiyle müşterilerine sunmanın yanı sıra birçok kişiye de istihdam sağlıyor. Mühendislikten kokoreççiliğe uzanan yolculuğu anlatan Zorlu, bu kararı bir gecede aldığını aktardı. Yüzü Türk kumusu kokoreçlerimiz. Sakarya'nın en iyisi. Sakarya'ya ilk kere yaşatan kokoreç adam Serdivan'da İzmir usulü, Ankara usulü ve İstanbul usulü sebzeli kokoreçler. İnanmayacaksınız ama ben mühendislik yapıyordum. Endüstri mühendisiyim. Gerçek mesleğim endüstri mühendisliği. Bir gecede alınmış kararla hizmet sektörüne girdim. Başarılı mıyız? Başarılı olmaya çalışıyoruz. Çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Neden bu meslek? Markanın sahibi benim çocukluk arkadaşım. Bir gün akşam otururken Serdivan'da bir şube açalım mı dedi. Ben de tamam dedim. Ve bu şekilde bu işe girdim. Arkadaşım beni kandırdı. Bu işe girdik. Şu anda devam ediyoruz. Tam anlamıyla evet mühendislik iyi dememiz ya da hizmet sektörü daha iyi dememiz biraz zor. İkisinin de artıları var, eksileri var. Hani şu an için ben bu işte mutluyum. Size çok kısa bir hikaye anlatacağım. Şimdi bir koşu bandında bir tavşanı düşünün ve tavşanın önünde bir havuç düşünün. Tavşan o havucu yakalamaya çalışıyor ama hiçbir zaman yakalayamaz. Tavşan yorulduğu zaman bir title eklerler, hızı arttırırlar, tekrar havucu yakala derler. Şimdi ben o havucun peşinden koşan tavşan mı olmak isterim yoksa havucu tutan kişi mi? Ben havucu tutan kişi olmayı tercih ettim ve bu sektöre girdim. Şu an kendi işimin patronuyum ve yaklaşık 10 kişiye istihdam sağlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani o yüzden şu an yaptığım iş fabrikada çalışmaya göre 1, 2, 3 hatta 5'lik üstte diyebilirim. Ya herkes soruyor ya Erdinç sen endüstri mühendisisin ne işin var kokoreççilikte diye herkes sorar. Ya şu artık bu title'ları bırakalım. Ben mühendisim ama insanlara istihdam sağlamak işte kendi işinin patronu olmak kadar zevkli bir şey yok. Eskiden fabrikada mühendis bey diye hitap ederlerdi. Şimdi arkadaşlarım esprisine artık sen kokoreçin mühendisi mi oldun diye bir espri katıyorlar. Evet biz artık kokoreçin mühendisi olduk. Kokoreci A'dan Z'ye en iyi şekilde nasıl Sakaryalı'yla buluştururuz, nasıl Sakaryalı'yı memnun edebiliriz? Bunun için resmen bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Piyasada bir sürü kokoreç vardır. Ama yenilebilir, sağlıklı kokoreç dediğimiz zaman aklımıza şunlar olması lazım. Bir, kokoreç %100 kuzudan yapılmalıdır. Daha lezzetlidir, daha yumuşaktır. Daha insanın ağzına aromatik bir tat bırakır. İki, yediğiniz yer çok önemlidir. Bu kokoreçleri nereden tedarik ettiği, nasıl tedarik ettiği, soğuk zincirle mi getirdiği bunlara dikkat edilmeli. Şimdi bizim firmamız sürekli denetlenen bir firma. Çalıştığımız tedarikçilerimiz Türkiye'nin en büyük tedarikçileri. Merdiven altı bir üretim yapan yerlerle kesinlikle çalışmıyoruz. Biz denetlendiğimiz gibi bizim tedarikçilerimiz de denetleniyor. O yüzden gönül rahatlığıyla burada misafirlerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Yani size tavsiyem güvenmediğiniz yerde bu ürünü yemeyin. Çünkü kokoreç çok zor bir üründür. Beğenmediğiniz takdirde bir daha kokoreç yemeyebilirsiniz. Böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorsanız güvendiğiniz yerde
kokoreci yiyin. Şimdi kokoreç denildiği zaman akla ne geliyordu? Mahalle arasında, işte merdiven altında, arabada, dışarıda, sokakta bir lezzet olarak akla geliyordu. Biz bunu ne yaptık? Sokaktan aldık, restoran konseptiyle Sakaryalı ile buluşturduk. Yani biz amatör ruhu profesyonellikle birleştirip bu konsepte hizmet vermeye başladık.